bir yavru kartalın yanındayız. Kendisi Beşiktaşlı, aynı zamanda eski bir voleybolcu. Eski voleybolcu, Beşiktaşlıyım ama her şeyden önce Allah nasip ederse insanım tabii ki. Çünkü insanlığı hak etmek önemli bir meziyet olduğunu düşünüyorum. Hani o yüzden önce insan olalım, sonra her şey oluruz. Değil mi? Evet. Peki püf noktaları nelerdir böyle kaliteli, başarılı, teşekkür kadın ederim. Gibi kadın olabilmemiz için nedir bize verilen misyonlar? Kadınların, bunu birçok yerde söylüyorum, söylemekten de usanmayacağım, kadınlıklarını kaybetmemesinden yanayım. Biz gerçekten farklı eşitliklere sahibiz. Erkeğimizin ve kadın, erkek tarafından kadınına saygı duyulası, sevilesi bir hayatı yaşıyoruz. Ben açıkçası çalışan bir kadın olmama rağmen evimi, yemeğini kendim yaparım. Evimi kendim temizlerim. Yardım tabii ki alırım. Yardımcım tabii ki var ama evimin düzenini kendim yaparım. Kadınlığımı unutursam ben o zaman yaşayamam. Eşimin de tabii ki gidip devamlı yemek yapmasını istemem. O da ama ayda yılda bir bana güzel bir yemek yapar, önüme koyarsa o da bana bir teşekkür olur bu hayatta. Evet. Peki biraz da şimdi kadınların en büyük sorunu olan ve sinsi sinsi bize yerleşen şu kilolardan bahsedelim. Ya evet. Özellikle gönülden tebrik ediyorum, 30 kilo. Evet, yani ben 30 kilo aldım, verdim ama ben açıkçası aç kalmayarak zayıfladım. Çok spor yaptım. Ve çok sağlıklı beslendim. Ama kilo benim için hiçbir zaman şey değildir hayatımın. Tamamen kurtulmak istediğim bir şey olsaydı çok önceden çok kurtulurdum. Ya ben sağlıklı yaşamaktan yanayım. Yani eğer benim bir yağ hücre kitlem varsa ve Allah beni böyle yarattıysa ben bir manken gibi olamam. Peki halanız da sizin kilolu diye hatırlıyorum. Evet, 120, evet. 130 kilo. Evet, ay onu söylüyorum, çok üzülüyorlar. O yüzden söylemeyelim. Yazık, üzülüyormuş. O yüzden söylemeyelim. Peki. Alya'nın, Alya ismini unuttum. Alya Deniz. Tamam. Alya Deniz'in kilosu nasıl? Çok iyi. Halalarını gördünüz. Çok mütenasipler. Ben çok dikkatli bir anneyim. Çok iyi besliyorum çocuğumu. Elimden geldiğince tabii ki. Her sabah yumurtasını yer. Doğdu. Yani 6 aylıktan beri yumurtası vardır. 2 yıl anne sütü verdim zaten. Hani Allah'a çok şükür, o Allah bana verdi, ben ona verdim. Yani benim için en büyük iç rahatlığı. Hani gerisi Allah'tan. İnşallah iyi günler yaşayacağız. Aynen. Ama ben anne olarak görevimi yerine getirdiğimi düşünüyorum. Çünkü 2 yıl uzun bir süre emzirme süresi. Peki sütü arttırmak için neler, bulgur yedin mi? Çok bulgur yedim, çok soğan yedim, çok helva. Helvası, un, irmik. Yok yok, bildiğin hani böyle tahin helvası çok yedim. Ondan sonra meyve çok yedim. Yedim. İyi ki de yedim. İyi ki de bolca sütüm oldu. İyi ki çocuğum. Hiç o aldığım kiloların hiçbiri önemli değil. Her şey evladım için. Ve sağlıklı olmak. Aynen öyle. Aynen öyle. Hiç önemli değil. Evet. Ben bu soru bu sorular çok soruluyor. Artık kuru dolma demekten sıkıldım. O yüzden başka yemekler de söyleyeceğim. Ama gerçekten dolmanın her çeşidini çok seviyorum. Zeytinyağlı dolma, zeytinyağlı yaprak, pazı dolması. Dolma da dolma yani. Ben dolma seviyorum. Ama onun dışında tavuk suyuna şehriye çorbası çok severim. Hı-hı. Bol karabiber, limonlu. Hı-hı. Ondan sonra pilav makarna severim. Ya benim sevmediğim hiçbir şey yok ya. Başına her hiç şey komik bir hatıra geldi mi böyle yayında? Benim çok gelmiştir mesela, kekemeliğim tok tutar. Geldi herhalde ama yani hani bilmem. Gırgır böyle bir hikaye. Yani sesimin hatıra kısıldığı çok oldu. Bir kere yönetmenim oradan böyle rejiyle konuşurken yönetmenimin söylediklerini yayında söylediğim oldu. Oldu yani, hani oluyor olmuyor değil ama hepsi onlar, işimizin cilveleri. Güzeldi yani. Bunun dışında pozitif enerjiye inanıyorsun, yoga yapıyorsun. Yani aslında şöyle bir yogist değilim yani, hani yogacı, pilatesçi. Yani alıyor, yapıyorum. Yoga da yapıyorum, pilates de yapıyorum, yürüyüş de yapıyorum. Nefes terapistiyim ben. Doğru nefes alma ile ilgili bir sertifikam var ama ben açık söylemek gerekiyorsa benim için hayatta en önemli şey, bir daha altını çiziyorum, iyi insan olmaya çalışmak. Peki havalar yavaş yavaş ısınmaya başladı. Yaz ve ilkbahar, ardından yaz geliyor. Yazı nasıl tarif edersin? Tabiat ona uyanıyor çünkü. Çok güzel. Şimdi şu bahçeyi şöyle görüyoruz ama birkaç ay sonra burada çiçekler, böcekler uçacak. Vallahi çok güzel. Ben her mevsimi çok seviyorum. Yani yazım, kışım, sonbahar yok. Allah sağlık saat verdikten sonra hepsi bizim için. Ben çok seviyorum. Bütün mevsimleri. Evet, kışı da severim ben. En çok hangi renkleri seviyorsun? Beyaz. En sevdiğim renk beyaz. Ondan sonra turuncu. Ondan sonra mavi seviyorum. Üstümdeki maviyi. Yeşil.
Ama en sevdiğim renk beyaz. Renk bilimi bir hocamız var. Renk bilimi hocamıza da gittik ve renk bilimlerinde beyazı da anlattı bize. Ne diyor beyaz için? O da bizim Aker Kadın Kulübü sitesinde. Aa, bakalım o zaman hemen. Efendim, kilolu hanımlara, böyle 20-30 kilo alıp kilo vermek isteyen hanımlara nasıl bir mesaj vermek istersin? Ya, emzirme dönemi ise sakın kilo vermesinler derim. Çünkü emzirmede geçen gün hocalar, çok değerli hocalardan bir tanesi de anlattı. Emzirme döneminde verildiği zaman kilolar çocuğa geçiyormuş, antikorlar ve hani o toksinler atılarak veriliyor ya kilolar. Toksinler süte geçiyormuş. O yüzden lütfen emzirme döneminde düşünmeyin. Ama onun dışında lütfen sağlıklı yaşayın. Paketlenmiş hiçbir şey yemeyin. Rafineri hiçbir şey yemeyin. Her pakete sokulan şey bilin ki aslında plastiğe dönüştürülmüş. Yani tüketim süresi uzatılarak sizin elinize gelmiş. O yüzden bozulabilecek, bozulacak şeyler yemeyi destur edin. Peki yürüyüş sporla ilgili? Her sabah yapıyorum ben. Yaz, kış 45 dakika, 1 saat yürüyorum. Evde, yürüyüş bandında veya sokakta olur, apartman? Olur, o da olur. Merdiven çıkın, hiçbir şey olmadı. 4 katlı bir eviniz varsa 10 kere inin çıkın. Aceleyle sohbetimiz bitti. Tekrar görüşünceye kadar her şeyin en güzeli sizin, dostluğunuz bizim olsun. Hoşçakalın.